Bir an için dikkatimizi ekranda görünen duvarlara yoğunlaştıralım. Gelin ilk önce duvarlardan birinin yan yüzüne yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosunu kullanarak düşey yönde donatı yerleştirelim. Bu videoda donatıların döndürülerek taşınması işleminin nasıl gerçekleştirildiğini göreceğiz. Prensip olarak döndürerek taşıma işlemi iki şekilde gerçekleştirilir. Birinci yöntemde donatılar bir görsel kalıp nesnesinden başka bir görsel kalıp nesnesine döndürülerek taşınır. Döndürerek taşıma işlemi ancak kaynak ve hedef görsel kalıp nesnelerinin birebir uyumlu olması ön koşulunun sağlanması durumunda gerçekleştirilir. Aksi durumda kullanıcı uyarılır ve döndürerek taşıma işlemi gerçekleştirilmez. Gelin şimdi yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosu kullanılarak oluşturulmuş olan donatıları döndürerek taşıyalım. Döndürerek taşıma işlemi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Bu konu temel eğitim videolarında detaylı bir şekilde irdelenecektir. Bu videoda sadece döndürme işleminin uygulanması gösterilecektir. Diğer taraftan ikinci döndürerek taşıma yönteminde donatılar ait oldukları görsel kalıp nesneleri döndürülerek taşınır. Gelin şimdi bu şekilde taşıma işlemini görsel kalıp nesnelerini döndürerek gerçekleştirelim.